Evet arkadaşlar, ikinci bölümde daha önce konuştuğumuz gibi beden dili üzerine ayrıntılı bir ders olacak. Beden dilinin oyunculukta ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Beden diliyle ilgili size birçok farklı bilgi vermeye çalışacağım. Ama esas olarak beden dili dediğimiz zaman aslında bunu en temel anlamda şu şekilde ifade edebiliriz. Mesaj bize 3 kanal yoluyla geçer. Bunlardan birincisi söz. Yani şu an kullandığın konuşmadaki sözler. İkincisi ses. Yani tonlamalar, vurgulamalar. Hani bu sesi benim size konuşurken nasıl kullandım. Üçüncüsü de beden dili. Yani ben size burada bir şey anlatırken bunu nasıl bir beden formuyla size aktarıyorum. Size nasıl geçiriyorum. Aslında burada önemli olan kısım da bu oluyor. Bu 3 ana temel kuralımız var beden dilinde. Ve zamanında bu konuyla ilgilenen uzmanlar çok uzun bir araştırma yapmışlar. Ve buradaki önem konusunu bir yüzde olarak ortaya çıkarmışlar. Yani ben de şimdi sizlerden rica edeceğim. Diyeceğim ki beden dili dediğimiz zaman, yani bu 3 kanalda söz, ses ve beden. Bu üçü için bir yüzde verseydiniz, yani örnek veriyorum, %33, %33, %33 gibi söz, ses, beden, yüzde kaç verirdiniz? Şöyle bir düşünün lütfen. Beden diline mi? Evet, beden dilinde 3 tane kanaldan bahsettim ya. Söz, ses ve beden, yani direkt beden. Söz olmadan, ses olmadan. Bu üçüne yüzde kaç verirdiniz? %5, %15. Ses %60. Beden dili %30. Öteki sözde %10 mu? %10. Evet. Söz kaldı. Başka? Bence beden %50, %60 civarında daha en ağırlıklı olmalı gibi geliyor bana. Sözler daha düşük olmalı. Öbürü neydi? Ses. Ses. Ses de bence sesle söz birbirine yakın olmalı ama ağırlık bedendedir gibi düşünüyorum. Tamam, peki daha yüzde üzerinden konuşalım. Gökay. Hocam %60 beden, söz, %10 desek onun aktarımı geri kalan sesi. %30. Tamam. Peki sen Şahal. %35 ses, %35 söz, %30 beden. Diyorsunuz. Yuvarlak hesap herkesin işine geliyor. Ses %5, söz %15, %80 de beden. Başka bir fikri olan, değişik çarpıcı bir örnek verecek olan var mı? Peki ben o zaman gerçek rakamları size açıklayayım. Aslında beden dilinde bu 3 ayrı konudaki yüzde dağılımı şöyle. Söz %7. Ses %38. Beden dili %55. Çok şaşırdınız ama bu gerçek bir bilgi. Öyle bakışlar var çünkü böyle bir anda bir şaşkın ifade var ki onu da birazdan anlatmaya çalışacağım. Aslında burada önemli olan kısmı tamam sözlerden oluştuğu algısı hemen yaratılıyor. Fakat söz sadece kelimelerden oluşan bir lisan. Ses olmaz. Bir ses ifade olmaz. Etme şekli. Ama ses... O sesi nasıl kullandığınız gerçekten çok etkin, aktif bir rol oynuyor bu konuda. Bir de bunun üzerine o beden dili aslında sizin o an ne hissettiğinizi karşı en iyi geçiren taraf. İşte oyunculukta da bizim en çok özen göstermemiz gereken şey. Hani zaman zaman diyorum ya sahnede kendi oynadığınız role göre bedeninizi kullanmanız çok önemli. Sahneyi ona göre kullanmanız çok önemli. O karakter nasıl yürür, nasıl bakar, nasıl konuşur, nasıl hareket eder. Elinizi kolunuzu destek olarak kullanın, köstek olarak kullanmayın. Gerçekten sahnede bir duruş vardır, bir estetik vardır ki o bölümlerden de bahsedeceğim. Daha öncesinde de benzer birkaç şey söylemiştim. Şimdi tekrar ediyorum. Akılda iyi kalsın diye. Bu anlamda söz kaçmış yüzde? 7. En düşük olan ses? %38. Beden dili %55. Şimdi zaman zaman bazı bölümlerde ufak tefek farklılıklar olabilir. Yani konu koşu, hatta oynadığınız karaktere göre, verdiğiniz seminere göre, kalabalık önünde yaptığınız konuşmanın ana konusuna göre bazen bu oranlarda küçük oynamalar olabilir. Ama genelde bu geçerli bir koşul.
Bu çok farklı deneylerle oluşturulmuş bir koşu. Hatta bununla ilgili çok küçük bir örnek verelim. Gel Gökhan. Buraya gel de ki, arkadaşlar de, ben de kılçık atıyorum de, hepinizi çok seviyorum de. Ve hepinize çok değer veriyorum de. Gerçekten samimi bir şekilde arkadaşlarına söyler misin? İnanıyorsan tabii. Kötü olacak şekilde inanmıyorsun Ezgi. Söyle bakalım. Arkadaşlar ben Kılçık Atölyede sizin hepinizi çok seviyorum ve çok değer veriyorum. Tamam, şimdi burada demek ki sözümüz neydi? Değer vermek, sevmek. Bunu gayet düzgün bir şekilde ifade etti mi Gökhan? Evet. Bize geçti değil mi? Şimdi beden dilinin ne kadar önemli olduğunu göstereceğim. Gel Gökhan şu otur. Ayaklarımla buraya uzat. Yukarı doğru bak. Bıyık altından bir gülme olsun, aynı şu an yaptım. Uzat uzat, ellerini de şöyle yap. Hiç oraya bakmadan böyle göz ucuyla yalandan de ki, arkadaşlar ben sizi çok seviyorum ve size çok değer veriyorum de. Arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Değer de veriyorum yani. Tek alkışı yok Gökhan o zaman. Gördüğünüz gibi bu hikayede, bu örnekte olduğu gibi beden dilinde nasıl bir beden dili kullandığınız kısmı çok daha fazla ön plana çıkıyor. Gel Ahmet. Gel Betül. Basit bir şey yapacağız. Betül sen bu tarafa doğru gel lütfen. Ahmet sen orada kal. Ahmet ona doğru dönüp bir rol olduğunu bunu düşünelim. Bir burada erkek gibi düşün, oyundaki kadın karakterisin. Diyorsun ki bu tarafa, seni çok seviyorum, aşkından ölüyorum. Tamam. Ama bunu samimi söyle. Bir de Partolu gelmiş hazır yani. Hani artık kızı alıp gidecek. Kızı alıp gidecek. Evet. Söyler misin mi? Seni çok seviyorum. Aşkından ölüyorum. Dedin. Şimdi bir de bunu şu şekilde söyler misin? Şu elini şöyle yaparak söyler misin? Hani lan kadın der gibi mi? Lan kadın demek diye bir tabir var mı bilmiyorum. Güzel Türkçemizde. Bak kadın diyelim. Ben başlarsa. Tamam. Söyle bakalım. Biraz da sesin değişse. Seni çok seviyorum aşkından. Evet ama öyle söyle. Sert söyle. Çok sert. Seni çok seviyorum, aşkından ölüyorum. Gerçekten aşkından ölüyor. Bir Türk kahramanı gibi değil mi? Çok enteresan bir şey. Peki Betül'den de alalım aynısını. Sen bu sefer normal söyle. Seni çok seviyorum, aşkından ölüyorum de. Yani romantik anlamda. Evet romantik, çok inandırıcı sayılıyorsun. Betül sen tam aksine de ki, ben de seni çok seviyorum, aşkından ölüyorum de, ama ona fazla bakma ve gülerek söyle. Tamam, sen söyle şimdi. Seni çok seviyorum ve aşkından ölüyorum. Ben de seni çok seviyorum ve aşkından ölüyorum. Gördüğünüz gibi samimiyetsiz bir ilişki örneği. Peki oturalım, alkışlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi beden dili, bunun birçok farklı örneğinde verebiliriz. Ama birçok eğitimde ustaların da hep bahsettiği şeydir. Yani anmadan geçmeyeceğim. Ahmet Şerif Üzgören ustanın da örnekleridir bunlar. Ve birçok yerde de buna benzer çok değerli ustalar, hocalar, eğitmenler buna benzer örneklerle bunu anlatmaya çalışıyorlar. Ama bizim mesleğimizle ilgili olan kısım, yani ana kısmımız o karakterin nasıl bir beden dili olması gerektiği. Çok önemli. Gördüğünüz gibi en ufacık bir bakış, en ufacık bir tavır, en ufacık bir duygu bir anda bütün her şeyi değiştiriyor. Ve çok enteresandır bu anlamda beden dili diye bahsettiğimiz şey. En güçlü taraftır. Mesela bir kişi size doğru yürürken, yani onun o beden dilini nasıl kullandığını hemen aslında anlamaya başlarsınız. Hani bunun en kaba tabiri belgesellerde görebiliriz bunu. Hani avlanan hayvanlar, kaçan hayvanlar. Şaşkın sürekli kontrol halinde hayvanlar. Yani rahat yemek yiyemiyorlar bir türlü. Sürekli bir... Hani bunun da komedyenler de esprilerini hep yaparlar sahnede. Ne bileyim aslanı görürsünüz böyle pusuya yatmış. Tam bir Türk gibi orada böyle akşam ne yiyeceğini düşünüyor. Böyle örnekler vardır mesela. O beden nasıl bir forma kavuşuyor değil mi? İşte karakterde de bu kadar esnek olmamız lazım. Düşünün, bunun sahnede de anlatıyorum zaman zaman. Metrobüs gerçeği çok kalabalık. Beden dillerine dikkat edin. Eğer sevgili bir çift varsa çocuk kızı koruma altına alıyor. Yani şu şekilde duruyor. Boğarak. Hani gerçekten Nature White bir belgesel. Hani köpek mesela alanını işeyerek belli eder ya. O da bu benim sevgilim diye herkese gösteriyor.
Mesela dilin yanında tutunan var, sen geçmeye çalıştığın zaman kenara çekiliyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Yani olan benim. Burası benim ve ona göre lütfen sen de geç. Yani burada durma demek istiyor. Aslında bu beden dili dersinde en önemli konulardan birisi şu. Tekrar ediyorum. Hoş geldin. Merhaba, yetiştim. Yetiştim, hoş geldin. Tekrar ediyorum, beden dilinde mesaj 3 kanal yoluyla bize ulaşır. Söz, ses ve beden. Söz %7, ses %38, beden %55. Bu kadar önemli bir şey. Şimdi bizim mesleğimiz gereği düşündüğümüzde, yani bir tiyatro oyuncusu olarak ya da yarın bir gün bir dizi sinema oyuncusu olarak oynadığınız karakterin çok büyük önemi var. Nasıl bir karakter var? Şimdi bir Hamlet karakterini hani şu şekilde düşünebiliyor musun yani? Olmak ya da olmamak. Ada olmamak. Yani başka bir şeye dönüşüyor değil mi? Bir anda Anatürk'e bir Hamlet oluyor. Yani bir sarayda yetişmiş Danimarka'da hikaye gereği değil mi? Anlatılan, rivayet edilen hikaye o. Yani çok başka bir şekilde belki yürüyüşü, belki biraz dik duruşu. Şimdi sahne yürüyüşü ve duruşuyla ilgili bir şeyler size söyleyeceğim. Ki bu kısım çok çok önemli bir kısım. Sahnede mümkün mertebe, özel bir koşul, özel bir karakterle ilgili gereksinim yok ise, yani yönetmen sizden özel bir şey talep etmediyse, bu sadece sahnede oyunculuk için değil, bir seminerde, eğitimde, kalabalık önde konuşmada, hani bundan sonraki bütün sözleri de öyle algılayın. Her türlü ifade ediş şeklinde mutlaka bir parça daha dik durmanız gerekiyor. Ve bunun da bir ölçüsü var, bunu da gösterelim. Gel Çağla'cığım yanıma, hızlı hızlı. Yukarı çek. Bırak. Olduğunuz yerde siz de yapın lütfen. Yukarı çek. Bırak. Yukarı çek. Bırak. Yukarı çek. Bırak. Yukarı çek. Bırakma. Bırak. İşte gerçek duruşunuz aslında bu. Teşekkür ederim. Gerçek duruşunuz ne fazla dik sizi yoracak şekilde ne de kambur. Ki kambur konusunda çok uyarıyorum. Özellikle kadınlara size magazin bir bilgi vereyim. Özellikle masa başı iş yapanlar ya da beliyle ilgili sıkıntısı olanlar ya da boynunu meslek gereği daha fazla eğilmek, kalkmak zorunda olanlar bir süre sonra işlerine geldiği için canım öyle acıyor diye giderek daha kambur durmaya başlıyorlar. Ve bir süre sonra vücut bu forma alışıyor. En büyük tehlikelerden birisi. Nasıl ki tiyatroda, oyunculukta egzersiz yaparak sürekli kendimizi formda tutuyorsak fiziğimiz de çok önemli. Çünkü aslında burada bu beden bizim enstrümanımız. Başka bir mesleğin yapıldığı bir yer olabilir. Bir dükkan olabilir, bir ofis olabilir. Bizim dükkanımız ve ofisimiz burası. Tamamen vücudumuzu enstrüman olarak kullanıyoruz. Ve karakterden karaktere bürünüyoruz. Çok değişik tipler oluyoruz. Tamamen şu gördüğünüz fizikle bunu gerçekleştiriyoruz. Ve hepimiz için çok önemli. O yüzden her zaman derslerde altını çiziyorum. Oyuncunun kendine çok iyi bakması gerekir. Spor yapması gerekir. Formda olması gerekir. Bütün hayatına dikkat etmesi gerekir. Dizide, sinemada, tiyatroda mutlaka oyundan önce kendisini hazırlaması gerekir. İyi dinlenmiş olması gerekir. Ve bazı egzersizlerle akşam alacağı sahne her ne ise, bir dizi seti için de geçerli bu, kendisini beden olarak tam anlamıyla hazır hale getirmek durumunda. Şimdi bunları genel olarak konuşuyoruz. Ne dedik? Biraz daha dik durmak. Bir de şu ayaklarımızın arka tabanına basarak değil, biraz daha abartı olmadan ayak ucunda yürümeyi tercih edin estetik olması için. Yani şunu da kastetmiyorum tabii. Hani askerler gibi vardır ya kazuyuş, onu kastetmiyorum ama şöyle yürüme vardır ya, yani kaba olarak gösteriyorum bunu. Topuklarınızda çok fazla basmamaya özen gösterin. Bu da önemli kriterlerden birisi. Adımlarınızı kısa atmamaya çalışın. Yani şu şekilde adımlar sahnede bütün o illüzyonu bozuyor. Yani bir anda düşünsenize Kral Macbeth orada hani kralı öldürme sahnesinde bir dakika bakar mısınız diye böyle gelen bir Kral Macbeth olsaydı. O kısa adımlar çok karakteristik özellikle. Normalde hep biraz daha dik durmanız gerekiyor ve gerçekten çok daha hakim gözüküyor olmanız lazım. Bir de ellerimizi kollarımızı daha önce derslerde birazcık bahsetmiştim. Hep böyle küçük kullanma eğilimi vardır bizde. Birincisi çok gerekli ölçüde kullanmalısınız. İkincisi de daha büyük jestlerle kullanın. Bu bazen bir sette yakın plan çekimde farklı şekilde değerlendirilebilir. Örnek vermek gerekirse
yüzünüzle gözünüzle çok büyük oyunlar yapmak yerine, yani kamera çok yakından çıkıyor ya da elinizle kolunuzla çok büyük hareketler yapmak yerine set tabiri biraz daha minimal oynamanız gerekebilir. Ama sahnede veya bir konuşma yaparken ya da bir eğitimde, seminerde biraz daha elinizi kolunuzu daha geniş kullanın, daha estetik gözükecektir. Hani bir şey anlatırken çok güdük, kısa ve sürekli hareketler yapmak yerine daha büyük jestler kullanın. Şimdi bir de bazı bakışların anlamları vardır. Şimdi bana müthiş bir tehditle, bana karşı böyle çok kızgın, çok nefret dolu bir bakar mısınız? Bakamıyorum. Bakamadığınızı bazılarınızda gördüm öyle bir şey. Teşekkür ederim. Ama bana çok kızanlar da varmış aranızda. Bir daha deneyelim. Bu sadece bir egzersiz. Burada bir karaktere çok kızgın bakıyorsunuz diyeyim. Farkında mısınız? İstemeden, fakat aranızda şaşıranlar da var. Çok komiksiniz. Hem kuzuyum şaşırıyor. Ben niye kızıyorum diye. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tehditkar bir bakışta, demin belgesellerden örnek vermiştim. Enteresan ve gerçek bir bilgidir bu. Kafamız birazcık öne eğilir. Bu bir tehdit ifadesidir. Ve aslında yüzümüzde tamamen o beden dilindeki ifade karşı tarafa geçirmiş oluyoruz. Yani demin ki verdiğimiz örnekteki gibi. Sevgili öğrencilerim, sizleri çok seviyorum. Dediğimde belli ki başka bir art niyetim var. Sizi bir konuda uyarmak istiyorum, tehdit ediyorum. Yani başın birazcık önde durması, karakterlerde hep aklınızda olsun, daha tehditkar, daha karşı tarafa yönelik bir hareket. Başka bir amaç ve korku kaybı veya şiddet belirtebiliyor. Çok enteresan bir bakış daha vardır. Köpeği olan var mı aramızda? Başak senin var galiba. Ahmet senin de var. Köpeğin şaşkın olduğu zaman nasıl bakıyor? Kitleniyor gözüne, böyle kalıyor. Ama köpeklerin bir klasik hareketi vardır. Senin köpeğin yapıyor mu bilmiyor musun? Evet. Bir şey anlamadığı zaman, çok şaşırdığı zaman biraz daha şöyle kafasını yana doğru yatırır. Dikkat edin, insanlarda da öyledir. Bir şey anlamayınca sürekli bakışımız değişmeye başlar. Bu aslında karşı tarafı olan ilgiyi gösterir. Yani karşı taraflı bir sohbet ederken ya da bir karakterde, bir sahnede karşı tarafı onaylamanız gerekiyorsa ya da karşı tarafta daha yakın bir ilişki kurmanız gerekiyorsa kafanızı birazcık eğik tutmanız yeterli olacaktır. Çok büyük tutuyorsanız ya da karşı taraf konuşurken şöyle tutuyorsanız aslında buraya bir duvar örüyorsunuz. Yani birazcık daha şaşkın bakışlara ihtiyacımız var. Ve diğer anlamda yüzümüzde üç ayrı bölge var. Bir, buradaki alın bölgesi ve kaşların olduğu bölüm. Ki buna resmiyet bakışı diyoruz. Lütfen herkes yanındaki arkadaşına çok resmi bakabilir mi? Yani gözleriyle sadece şu bölgeye. Yani göz, evet. Herkes çok resmi. Yalnız resmi bakış yaparken çok güzel sınıfın arkadaşlarım var. Hani resmi bakış yapıyorsunuz ama şöylesiniz. Bunu yapmam özel gösterim. Resmi bakış aslında diğer taraftan gerçekten bir resmiyet içerir. Yani şu bölge. Gözün birazcık yukarısına bir seviyeli bakıştır. Bu bir protokol bakış gibi de değerlendirebilirsiniz. Aklınızda kalsın diye bu tarz örnekler vermeye çalışıyorum. İkinci bakış, göze direkt odaklanmak. Yani göz bölümüne. Şimdi herkes göz bölümüne baksın. Niye Hatice? Hatice niye bakamıyorsun? Utanıyorum. Göz bölümü bu. Tek kavramında resmi. Göz göze bakın. Bakın göz. Olmuyor. Tamam, gülümseyerek de bakabilirsiniz. Çok uzun süre bakıp, ya ben seninle mi ders ediyorum diye aramızda böyle... Bir şey söyleyeceğim, ben iyi bir düzgün bakamıyorum ki. Dönüp bana bak şöyle. Ya, tamam. Eyüp'ün içinde var o aynı bakıştan. Ama bu işin samimiyet belirtisidir. Yani iyi bir iletişim kurmak istiyorsanız gözüne bakacaksınız ve birazcık da kafanızı eğik tutacaksınız. Çok az. Abartılı olan hiçbir şeyi kabul etmez beden değil. Üçüncü bakış ise burun altı dudak bakışı, o flört bakışına giriyor. Size birbirinize baktırmayacağım şu an. Yani onun öyle yapmaya gerek yok. Hocam ne oldu? Şimdi şudur, yani gerçekten göz hizasında sürekli böyle bir şey hikayesi varsa, hani bir ağız bölgesine, şu bölgeye, çene altına bakış varsa, yani çene üstüne, kenarına, altına, yanına, yani evet bu biraz daha flörtöz bir bakış, yani bir kadın erkek ilişkisi ya da bir duygusal ilişki anlamına gelebiliyor. Bunu diş hekimi değilse bakalım. Uzun süreli insanlarla diyalog kurmak da
diyalogta gözlerine bakıyor. Yani. Ben de hocam onu diyecektim hocam. Mesela ama ben gözleri gidiyor. Çok fazla bir insanın gözüne nasıl söyleyeyim? Konuşuyorken fazla bakamıyorum. Ağzına bak. Çoğu insan da var bu aslında. Ama işte iyi iletişim. En fazla. Hani ama iyi iletişim kurmak için göze bakmanız gerekiyor. Ama benim kastettiğim şey illaki izlemek şu değil. Ama gerçekten ben seninle konuşurken yaklaşık bir yarım dakika neredeyse olacak birazdan. Sürekli gözüne bakıyorum, farkında mısın? Evet, evet. Ben mesela öğrencilerimle konuşurken hep gözlerine bakarım. Ya yani seninle konuşurken şu şekilde bakmam. Söyle Gökhan. Güzel olmuş, tamam, sağ ol. Bu şekilde bir iletişim kurmam. Hatta bizde bir tabir vardı, bir şey mi soracaktın? Yok hayır, ben bu flört bakışını bu yaşımda öğrendim. Biraz geç oldu. Ben öğrendim. Daha 17-18. Bundan sonra gelsin kadınlar. Gelsin erkekler. Şimdi çok değişik detaylar da var. Hani bu bakış meselesi, yani göz hizası. Bir de göz hizasında şöyle bir ters örnek de var. Sizle konuşurken, genelde kadınlarda daha fazla olabiliyor bu. Uzmanların bir tespiti. Yanına gittiğinizde, hani direkt rastladığınız bir şey, biraz şöyle çeneyi kaldırıp bakma hali vardır. Hani bizim Anadolu'da bir tabir var, burnu kaf dağında deriz ona. Hani burnu havalarda, yani kendisinin daha önemli olduğunu göstermek ister. Demin kadınlarda daha fazla vardır derken, hani espri olarak söylüyorum. Tabii ki öyle bir daha fazla, daha az gibi bir durum yok ama eğer biri sizin karşınızda şu şekilde duruyorsa, hani bu bakışın altında zaten fiziksel olarak ben senden daha üstünüm, ben senden çok daha fazla değerliyim anlamına gelir. Gibi de değerlendirilebilir. Ama burada önemli olan konu aslında bu kafa hareketlerinin farkında olmadan ne kadar çok şey ifade etti. Hatta bazı kişiler, genelde dikkat ederseniz mesela profesörler, doçentler, uzman eğitmenler sizle konuşurlarken size bakmazlar. Evet. Mesela hoca konuşur, işte şu ilacı al, şöyle yap, böyle yap. Siz sürekli ağzının içine bakarsın. Neden? Çünkü ona muhtaçsınız. Çünkü onun ağzından çıkacak iki tane söze, iki tane öneriye, ilaca, o bilgiye ihtiyacınız var. Bilgi bu anlamda çok önemli. O yüzden çok fazla önemsemezler. Bu doğuştan gelen bir reflekstir. Bu anlatılan şeyler çok statik olan şeyler değil tabii ki. Ama bu bahsettiğim şeylerin çok büyük gerçeklik payı var. Demin beden dilinden yola çıktık, bakışlara geldik. Birazcık da el kollardan bahsedelim. Sonra tekrar bakışlara döndüğümüz bölüm olacak. Elimiz ve kolumuz eğer açıksa, ki dikkat edin, dünyada yapılan birçok seçimde siyasi liderler elleri kolları hep açık mesajlar verirler. Ya da böyle afişler hazırlatırlar, öyle konuşmalar yaparlar. Bunun en büyük sebebi açık olmak samimiyet belirtisidir. Yani kelime anlamı olarak da açık olmayı kastederler. Yani siz o samimiyete inandırıcı bulun, onlara daha çok değer verin de yaptıkları bir şeydir bu. Hatta bir çocuğun karşısına geçip ellerinizi açtığınızda bu bir tehdit içermez. Ve çocuk size sarılma ihtiyacı hisseder. Çok farklı bir konudur bu. Diğer taraftan baktığınızda bir de bunun tersi var biliyorsunuz. Şu muydu? Böyle baskı uyguladık. Şudur bir de. Hani bu el açık, bir de el kapalı vardı. El kapalı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? El kapalı olması demek, diğer anlamda aslında bir otoriter üstünlük kurma çabasıdır. Hatta bununla ilgili bazı detay örnekler var. Mesela örnek vermek gerekirse, gel Luka. Hazır mısın? Çekindeyiz diye. Şimdi elini uzat Luka. Ulukan şu anda direkt olarak benim hakimiyetimi kabul etti. Bilinçaltı olarak ben şu şekilde onun elini tuttuğum anda zaten üstünlük bana geçti. Şimdi içinizden şunu söyleyebilirsiniz, yani bana işlemez, ne alakası var? Hayır, bilinçaltı öyle çalışmıyor. Yani herhangi bir arkadaşım beni şöyle çağırdığı zaman gelmeme hakkım olabilir. Ama şunu yaptığı zaman otomatik olarak bir itaate zorlanıyorsunuz. Siyasilere dikkat edin, çoğu kullanır bu tarz şeyleri. Bir de şu vardı, o da daha enteresan bir şey. Şimdi mesela bunu öğrendikten sonra ertesi gün tabii böyle tokalaşmayın. Yani herkes böyle. Hocam, hani şöyle şeyler yapmayın. Ama diyelim ki şöyle yapacağım ama yapacağınız çok basit bir şey var. Normalde sol ayağınız burada bir adım önde olması gerekiyor. Şimdi burada karşı taraf şunu yaptığını varsayalım. Yap sen böyle yap. Ben bunu gel şimdi. Şunu yaptığım anda ne oldu? Üstünlük sana geçti. Hayır, eşit oldu. Yani sol ayağınız hep önde olarak tokalaşın.
ve sağ ayağınızı bu şekilde yaptığınız zaman zaten eşitlenmiş oluyorsunuz. Bunun üstüne bazen şöyle hareketler yapıyorlar diplomaside. Bunu yapıyorlar ve sonra şu hareket. Bunun amacı şudur. Biz gerçekten samimiyiz gösteren bir şey. Fakat samimiyet konusunda biz Türklerden daha iyi bir ekip yok. Çünkü daha arkaya dokundukça daha samimi oluyor. Bizde şu var. Yani bizde kafa, kola, ense diye bir durum vardı. O yüzden biz çok samimi, çok sıcakkanlı oluyoruz. Oturabiliriz Sulka. Hatta bu iletişim o kadar çok ileri boyuta varmıştı ki gel Eyüp, gel Ali, gel Serdar. Gelin. O kadar ileri derecede varmıştır ki alışverişte, pazarlamada da çok kullanılır dokunma. Yani üstünlük, otorite kurma vesaire. Mesela sen gel Eyüp, çünkü böyle, gel Serdar. Koyu pazarlığı yapıyorsunuz. Tamam mı? Yapıyorsunuz. Sen de geliyorsun, bir orta yola bağlayacaksın birazdan. Sen de buradan gel istersen. Evet, siz bir fiyat konuşun önce bak şimdi. Yapalım hemen bir örnek. 300 bin. Yoha! Ne ağlıyorsun sen? Ne ağlıyorsun yani? Büyük baş ejderha ağlıyorsun. 300 bin diyordum aklıma. Buyur. 5 bin. Yok. 3 bin. Bak 5 binden aşağı. Ya karı, gel tamam hadi 4 bin. Yapacağız bunu. 4 bin. Tamam 5 olsun anlaşılır. Ben 3 ne senin dediğin ne senin dediğin. 4 diyelim ikimiz de bunu. Ben de 4 dedim. Tamam. Tamam oldu. Buyurun oturabilirsiniz. 300 bin ne ya? 300 bin dedi öyle büyük baş yok. Belki Hindistan'da ne demek? Bilmiyoruz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Farkındaysanız buradaki dokunma konusu başka bir stratejik bir pazarlamaya dönüşebiliyor. Dokunmak çok önemli bir koşul. Şimdi beden dilinde hani sadece kafa, sadece el kol hareketleri değil, bir de karşı tarafa verdiğiniz mesajlar da vardır bunun dışında. Örnek vereyim. Hakimiyet belirtisi vardır mesela. Eğer karşı tarafta birisi bir konuda çok bilgiliyse şu hareketi çok sık görürsünüz. Ellerini kavuşturma. Şu şekilde durma. Bunlar hakimiyet belirtisidir. Konuşma sırasında siyasetçilere dikkat edin. Ellerini kollarını daha büyük kullanırlar. Daha keskin hareketler yaparlar. Hareketlerini, jestlerini biraz daha büyük yaparlar. Hani ben bunu yaptım, ben bunu vaat ediyorum, ben bunu bu şekilde yapacağım. Hep şu tip hareketler görürseniz bu aslında karşı tarafın ne kadar güçlü bir kişilik olduğunu ve karşı tarafı ne kadar çok ikna etmeye çalıştığını da gösterir bir taraftan. Şimdi bunun yanında daha öncesinde ilgilenen var mı aranızda bilmiyorum. Bir de NLP tekniklerinde ki bu bazıları bilimsel anlamda kanıtlanmış. Şöyle ki NLP bir davranış üzerine bir psikoterapi yöntemi diyebilirim kibarca ve kısaca. Ve orada bakışlar ne ifade ediyor üzerine bazı çalışmalar yapılmış. Sonra bunu pozitif bilim olan tarafında yani diğer detaylarında değil. Bakışlarla ilgili bir şey yakalamışlar. Dikkat edin, sağ ön tarafa doğru baktığımızda, yere doğru baktığımızda ne yaparız? Yalan söylüyor. Bir şey hatırlamaya çalışırız. Yok sen kötü niyetlisin. Onun haşeleri vardı hocam da. Var biliyorum detayları var ama ben en temel bilgileri veriyorum. Genelde şunu yaptığımız zaman geçmişle ilgili bir hikaye hatırlamaya çalışırız. Bu tamamen beynin sağ lob, sol lob nasıl çalışırla ilgili bir şey. Ama şunu yaptığınız zaman, yani sol yukarı baktığımız zaman da tam tersi. Gelecekle ilgili bir hayaldir o. Yani kısacası sağ taraf yaptığınız zaman geçmiş, yani şöyle hatırlamaya çalışmayız. Dikkat edin. Kendinizden yola çıkın ama sol yukarı baktığınız zaman da gelecek. Yani gelecek, geçmiş. Gerçekten böyle bir ikilem var. O artık insanlarda kanıtlanmış hani düşünce sistemiyle ilgili bir konular. Şimdi bunun dışında da çok farklı örnekler de var. Mesela bu flört hikayesiyle ilgili kadın erkek ya da özel hayat diyeyim. Bir araştırma yapılmış. En mutlu çiftler hangi çiftlermiş biliyor musunuz? Daha zengin olan, maddi durumu olan ya da buna benzer çiftler değil. Birbirine en çok dokunan çiftler. Hatice çok özledim. Geç oldu bu. Yıllar sonra bunları duydum ama en çok birbirine dokunan çiftler gerçekten daha iyi bir ilişkiye sahip oluyorlarmış. Tabi dokunma derken saçma sapan sürekli garip garip hareketler yapmayı kastetmiyorum. Yakın arkadaşlara, dostlara bakın. Sarılmayı çok severler, dokunmayı çok severler, el ele girmeyi çok severler. Kısacası dokunmak çok ciddi, insani bir iletişim hareketi.
Hatta bunu hayvanlarda çok farklı örneklerinde görebiliyorsunuz. Yani birbirlerine dokunuyorlar, oyunlar oynuyorlar. Mesela bir aslan yavrularıyla oyun oynuyor. Onu ısırıyormuş gibi yapıyor, dokunuyor. O arkada başka bir şekilde bir yerden geçiyor. Ufacık gerçek bunlar, hepsini görüyoruz. Yani dokunmak çok büyük bir olay. Bir de farkında olmadan beden diliyle yapılan bazı etkileşimler de oluyor. Söyle. Ben hocam bundan önce araştırmıştım. Beden dilini çok böyle bayağı sarmıştım. Ayak figürlerinden tutun hani önümüze bir yastık alma bile çok şey anlatıyor aslında. Mutlaka şimdi onun çok profesyonel, çok analizatör tarafları var ama bize yarayacak temel bilgileri paylaşıyorum. Mesela kadınlar bu konuda çok zekiler. Bir erkekle yani erkek arkadaşıyla, sevgilisiyle, kocasıyla bir yere girdiği zaman kadın çaktırmadan öyle bir hareket yapıyor ki o sırada bulunan bütün kadınlar bunu anlıyor. Yani onun sevgilisi olduğunu, hani sanki ona aitmiş gibi. Kravatını düzeltiyor mesela. Saçını bir düzeltiyor. Bir kostümünü, kıyafetini dokunuyor. Çok küçük bir hareket yapıyor ama diğer bütün kadınlar bunu anlıyor. Mesela bir çift bir davete gittiğinde başka bir kadın gelip, tanımadığı bir kadın, yani o kadının kocasının kravatını düzeltirse kan çıkar. Çok büyük sorun olabilir. Çok enteresandır. Aynı hayvanların hani böyle bir yerlere iz bırakması gibi. Gerçekten hani hayvanlar koku yoluyla başka yollara da anlaşıyor. İnsanlarda da bu tarz beden dilleri var. Biraz önce verdiğim örnekteki gibi. Mesela bir kadın sigara içerken, bunlar böyle bazı spesifik örnekler. Eğer bilek içi avcı size yönelikse size ilgi gösterdiği anlamına geliyor. Nasıl? Evet, şu. Evet. Ama eğer kapalıysa oradaki diyalog kapalı anlamına geliyor. Eğer yan yana oturduğunuzda bir kadınla bir ilişki kurmaya çalışırken eğer kadın bacak bacak üstün attığı yön size doğruysa size karşı ilgi gösteriyor. İlgi göstermek hoşlanmak anlamında değil. Yani diyaloğa açık anlamında. Eğer birisi farklı. Ama sakın bunu sakın bunu günümüz koşullarıyla ayırt etmeyin. Yani hele ki metrobüste yengen olurdu yani. Böyle şeyler yapmayın. Hani ustalar da bu örnekleri veriyorlar. Tekrar tekrar hep söylüyorum. Bu ayrı bir şey. Yani bu tamamen farklı bir alan. Ama sizin tamamen o dokunma ile ilgili o şeyi sahiplenmeniz lazım. Bir örnek vermek gerekirse. Gel Damlacığım. Gel koşa koşa gel. Öğretmenim Betül hep böyle sigara içiyor. O hep böyle duruyor. Değişik bir örnek verelim. Değişik bir örnek verelim. Diyelim ki bir bisiklet sever misin? Severim. Yepyeni bir bisiklet aldın. Muhteşem bir bisiklet. İstediğin her şeye yarıyor. Çok uzun zamandır hayalini kuruyordun. Bisiklet burada. Bize bir fotoğraf verir misin? Beraber çekelim bisikletinle seni. Tamam. Tam Instagram fotoğrafı oldu. Tamam, şimdi oturabilirsin. Farkındaysanız şunu yaptı, değil mi? Dikkat edin, araba sahipleri ne yapar? Dikkat edin, çok değerli bir eşya, mal mülk. Bir şey olduğu zaman herkes dokunmak istersiniz. Bunun mesajı şudur, o bana ait. Kupa. Birçok şey de var. Yani ne bileyim, bazen bir sembolik bir şey kıyafet olabilir, bir bayrak olabilir, bir şey temsil eden bir şey olabilir, bir kağıt parçası olabilir, dokunma. İnsanlar en büyük iletişimi dokunarak kurarlar. Bu anlamda da şimdi mesela düşünsenize yepyeni bisiklet almışsın, burada duruyor. Başka birisi gelip bisikletin lastiğine şöyle yapsa, reaksiyon gösterirsin değil mi? Hani bu gösterdiğin reaksiyon da tamamen diğer anlamda olur. Nedir o anlam? Yani artık ters bir reaksiyon, çünkü o bisiklet bana ait. Aslında vermek istediğiniz mesaj bu. Tabii sadece bunlarla ilgilidir. Bir konferansta yine Ahmet Hoca anlatıyor. Özel bir konuşma yapılıyor ve bu beden diline dair Almanlar ve Türkler, iki ayrı grup var, Alman vatandaşları çok doğru cevaplar veriyorlar. Her konuda çok bilgili olduklarını düşünüyorlar. O da diyor ki, hayır diyor, siz aslında bunu hiç bilmiyorsunuz, size yıllarca yapıldı diyor. Alman öğrenciler, vatandaşlar çok yaşıyorlar, biz beden dilini çok iyi biliyoruz, biz çok bilgiliyiz. Ne yapıldı ki bize diyor, o da diyor ki, ha Hitler. Evet. Gerçekten ortam bir anda buz kesiyor. Çünkü otoriteyi yıllarca onlar gördüler. İşte bu hareket aslında o kadar çok şey anlatıyor ki bilinç altına gizli mesaj göndermekle ilgili bir şey. Bu beden dilini yapıp da böyle karşı tarafı kontrol etmeye çalışmayı kastetmiyorum. Hakiki olarak bunu yaptığınız zaman
zaten karşı tarafa o duyguyu geçiriyorsunuz. Yani bir karakterde şimdi ben şöyle duracak olsam hemen kaçmaya yönelik bir hareket yaptığımı biliyorsunuz. Aynısı bazı yerlerde vardır. Yine belgesel örneği gibi. İnsanlar normalde iki tane komutla çalışırlar. En ilkel insanlardan günümüze kadar gelen bir konu bu. Nedir o? Savaş ya da kaç. İki temel duygu vardır. Hani yaşama içgüdüsü gibidir. Ve dikkat edin, insanlar yolda giderken ne bileyim işte merdivende, başka bir açık alanda, kafede, restoranda çok rahat sohbet ederler. Ama bir mahrem alanına soktuğunuz zaman insanları bir anda sohbet kesilir. Bunun en iyi örneklerinden biri asansördür. Asansöre kadar konuşursunuz, asansöre gidince herkes başka bir yere. Bunun sebebi o an kapandı asansör ve kısa bir süre çıkamayacaksınız ve mahrem alandasınız. İçgüdüsel olarak o rahatsızlık duygusu geçer. Çok yakın bir arkadaşınla bile olsa çok konuşmak istemeyebilirsin. Herkes genelde aynı yöne bakar. Hani o da enteresandır. Ve bir de şöyle konuşma oluyor mesela, konuşacağın zaman kafamız aşağı doğru eğiliyor böyle. Yüzüne bakamıyoruz yani. Utanıyoruz be. Hayır, bunun tabii ki başka şeyleri var ama tabii ki beden dili çok ayrı bir şey. Şimdi çok uzaktan sesin duyulmuş azıcık kadar uzakta biri sürekli şöyle hareketler yapsa herhalde bir şey anlatmaya çalışıyor diyoruz. Bazen bunu hayvanlarda, bazen bebeklerde, hani doğadaki bütün canlılarda dikkat edin, hareketin ve beden dilinin ne kadar önemli olduğunu düşünün. Hatta bu bazen filmlerin konusu bile oluyor. Uzaylıların hareketlerine göre lisanlarını çözmeye çalışıyorlar. Hani bu hareketi yaptıysa hani savaşma amaçlı mı geldi, dünyayı mı ele geçirecekler, barış amaçlı mı geldi gibi bazı hikayeler var. Bazen bunun esprisi de yapılabiliyor. Fakat şöyle bir durum da var. Bütün bu anlattıklarım yanında bir de kültür farklılığı diye bir şey var. Mesela bizde geçerli olan bir şey başka bir ülkede geçerli olmayabilir. Mesela bir ihracat konusu, evet, bir ihracat konusunda çok önemli bir anlaşma imzalanmış. İtalyan iş adamları, Türk iş adamları, İtalyan iş adamları onları yemeğe götürmüşler İtalya'da. Ondan sonra nasıl buldunuz demişler, Türk iş adamları da son derece memnun. Biz ne yaparız yemeği güzel bulunca? Yaparız değil mi? Bunu yapmışlar, adamlar çok bozulmuş İtalyanlar. Sonra bir de iyice hani ayıp olmasın diye demişler. Hiç anlamamışlar. Sonrasında ortaya çıkıyor ki İtalyanca'da bu ne zırvalıyorsun anlamına geliyor. Hatta dikkat edin bazı maçlarda İtalyan futbolculara dikkat edin, hakemine gidip şey yaparlar. Hani anlamıyorduk biz. Şimdi hani ben de öğrendikten sonra baktım şöyle yapıyorlar hani. Hakem protesto ediyor, sen de hakemin kararını beğendiğini zannediyorsun. Şimdi böyle kültür farklılıkları da var. Hani Arapça'da da bu yavaş yavaş demek. Hani şimdi hepsi farklı anlamlara gelebiliyor. Şimdi bize has Türklerin bazı hareketleri de var. Kabul ediyorum çünkü kültür farklı. Bunu zamanında birçok komedyen de anlattı. Hani bizdeki şu hareket vardı. Çok anlama gelen. Nereye gidiyorsun? Nereden geldin? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Niye üzgünsün? Niye suratıma bakmıyorsun? O kadar çok şey anlatıyor ki bu hareket. Bir anlık hareket. O kültür farklı. Yani bir Alman'a gidip yapsan anlamaz. Bu şey gibi, yine bir eğitmen anlatıyordu. Bizde vardır ya, kornada bazı şeyler vardır mesela bizde. Kornaya böyle kısa bir şekilde bastığın zaman, hani biz bir uyarı yaparız. Hani kardeşim çekilsene şuradan, ya da yolu açsana, ya da arabayı kullansana diye. O kornanın bir de çok basıldığı yanı vardı. Düğün. Daaaat, yani onun karşılığı... Yedi sülalesine. Yedi sülalesine söylenen bir sözdür ya. İngiltere'de böyle bir an oluyor. Ön tarafta bir İngiliz şoför, arkada Türk böyle kornaya uzun basıp ana avrat ağzında geleni söylüyor. İngiliz şoför dönüp şunu söylüyor. Neden? Neden? Anlamıyor ki çünkü öyle bir kültür yok. Yani onlar kornaya o şekilde basıp küfür etmiyorlar. Konuşarak çözüyorlar. Yani onların algısı farklı. Hocam mesela hani yurt dışına çıkıp oynanacak olan oyunlarda siz bu anlamda ne gibi değişikliklere gidiyorsunuz? Böyle hareketler varsa ki bunlar çok spesifikti, düzeltiriz ya da o kültüre ait ya da o oynadığımız şehirle ilgili bir durum varsa o, bazı bilgiler bize önceden gelir. Yani bu kadar radikal bir şey yaşamadım açıkçası. Mesela bizde normalde biz parayı nasıl gösteririz? Böyle gösteririz. Normalde para mesela atıyorum başka bir yerde Japonlarda şöyle demek. Ama yani şimdi çok özür dilerim, bizde küfür anlamına da geliyor ya şu. Onlar da süper. Güzel hani, güzel.
birazcık bana verir misiniz gibi bir şey söylesen çok yanlış algılanabilir, küfür gibi. Şeyde, hani sen bana ne demek istiyorsun? Japonlarda şu var. Evet. İstemiyorum, hayır demek bu. Evet. Ondan sonra biz hani yarım saat onu çözmeye çalıştık şu şekilde. Şu mu yapıyorlar? Evet, bir şey mi kokuyor falan diye böyle sürekli. Ha, kokuyor mu burası? Ondan sonra mı Japon'da şey demek bu, hayır. Şimdi hayır hareketi normalde nedir? Bebeklerin de yaptığı bir harekettir. Nedir hayır hareketi? Şudur değil mi? Şudur. Dünyada da böyle. Yani dünyada da bir Japon aşık olduğu zaman da o şekilde bakar. Amerikalı da bakar, Türk de bakar. Hayır da genelde şöyle yapar. Bizde ne var hayır da? Kaş, göz, kafa, kol, bir de üzerine sesler çıkartıyoruz. Masada adama bir şey yapıyor. Karşı taraf beni niye öpüyor diye düşünüyorlar. Bana niye öpücük gönderiyor? Yani kültür farkının da tabii ki beden dilinde birisi var. Ama genel normları düşünürsek aslında beden dili birçok ayrıntıyı ve detayı bu anlamda içeren bir lisandır. Bizim mesleğimizdeki önemi, kafayı böyle kaldırdın, elini öyle kullandın, böyle yürüdün. Evet, bu temel bilgiler çok önemli ama o karakter gibi olmak bizde daha önemli. Bir de normalde bir beden dilinin gerçekten çok başarılı olması için en iyi beden dili kullanımı en çok kendiniz olduğu zamandır. Yani siz gerçekten en doğal haliyle, en iyi haliyle kendiniz gibi o samimiyeti kurabilirseniz karşı tarafa bunu çok iyi geçirirsiniz. Diğer anlamda bir karakterde eğer gerçekten ama gerçekten çok iyi o karakteri yansıtabiliyorsanız, o karakter gibi samimi, inandırıcı, Stanislavski'nin de söylediği gibi oynayabiliyorsanız, evet siz çok başarılısınız. Çünkü karşı tarafa o duyguyu geçirmek için o beden dilini bu kadar samimi kullanmanız gerekiyor. Evet, bu anlamda beden dili dersi de kabaca böyle ifade edilebilir. Şimdi bilginin sonu yok. Yani bilgi anlamında gözden bahsettik, bakışlardan bahsettik, kafa hareketlerinden, el koldan, yürümekten, normal duruştan, bakıştan, oturmadan, kalkmadan. Ama bunu en iyi kullanacağınız mecra beden dilinde temel şeylerin içeriğini doldurmak olacak. Yani bir kafa hareketi nasıl olacak, bir beden hareketi nasıl olacak, başka bir şeye nasıl devşireceksiniz? Bununla ilgili bir şeyler düşünürken, bir şeyler düşlerken aslında hep benim anlatmaya çalıştığım Stanislavski'nin de imgelen diye tabir ettiği hayal dünyanızda o karakterin en başta demek ki neyini yapacağız? Beden dilini oluşturacağız. İşte asıl söz bu. Yani beden dilini hayal edeceğiz. Çok eskiden Commedia dell'arte, İtalyan halk tiyatrosunda oyuncular çok büyük maskelerle oynarlarmış. Eski antik Yunan'da birçok örneği var. Buna benzer birçok İspanyol halk tiyatrosundan, Avrupa'daki birçok tiyatroya, Amerika'daki tiyatrodan, Japonya'daki kukla tiyatrolarına kadar. Bunlar genel tiyatro akademik bilgileridir. Burada birçok zaman görsel anlamda da oyuncular sahnede oynamışlar. Maskeler yapmışlar. Hani böyle büyük kuklalar gibi göstermişler kendilerini. Diğer anlamda yüzlerini inanılmaz boyamışlar. Özellikle Orta Doğu tarafında, Japonya tarafında çok fazla olan bir şey. İtalyan halk tiyatrosu diyoruz, oralarda çok büyük maskeler. Usta komedi oyuncuları belli karakterlere ayrılıp, belli başlı hikaye başlıkları adı altında doğaçlamalar yapmışlar. Sonra bu usta komedi oyuncularının yaptığı oyunlar yıllar sonrasında metinlere dökülmüş. Biz de ona bugün farz oyunları diyoruz. Bunların hepsi çok kıymetli bilgiler. Bunları da bir tarafından almamız lazım. Ama burada bizi asıl ilgilendiren kısım. Düşünün ki beden dili ne kadar önemli. Koskoca maskede suratını göstermiyor, bedeniyle anlatıyor her şeyi. Bazen belki sözlerini bile çok sınırlı kullanıyor. Bir oyuncu için kendi bedeninden, kendi fiziğinden, kendi enstrümanından daha değerli bir şey yok. Bir de buna samimi anlamda bizim derste işlediğimiz konular gibi içselleştirme, samimiyet, inandırıcı olma, o karakterin bütün reaksiyonlarını belirleme, o karakterin geçmiş hikayesi, yazarın ne anlatmak istediği, oradaki hikayedeki, oradaki karakterin amacı, toplumsal olay var ise oradaki anlatılmak istenen ana fikir, yazarın özel ifade etmek istediği bir üslup varsa bir başka fikir. Bunların hepsi çok değerli bilgiler. Bütün bu bilgiler ışın doğrultusunda bizim bu bedeni başka bir yere taşımamız lazım. Bugün benim size anlattıklarım, bundan önceki derslerde anlattığım şeyler gibi diğer anlamda her zaman cebinizde kılavuz olarak kalsın.
Ama beden dili aynı nefes gibi, aynı söz ve diksiyon gibi, aynı temel oyunculuk eğitimi gibi tek derste bitirebileceğiniz bir şeydi. Biz sadece bir giriş yaptık, bunun bakış açısını gördük. Ya evet, kafamızı böyle yaparsak şöyle oluyormuş, elimizi kaldırmamız gerekiyor. Evet, buradan başlıyorum ama işin zihniyetini de çözmeniz lazım. Şimdi bu dersten çıktıktan sonra birbirinize garip garip tokalaşmalar, birbirine dokunma çabaları, hani böyle garip garip şu bakışlar, birbirine bir şey anlatma çabaları değil, aslında bunu karakterde kullanın. Hocam, yarın bugün egzersizde kullanın. Bir şey sorabilirim. Çok iyi sunum yapan birkaç böyle kişi de var. Şunu kullanıyorlar. Evet, hakimiyet biraz. Evet. Şöyle anlatayım. Evet. Ama bu şu demek değil yani, Türkiye'nin başkenti neresi? Adıyaman. Yani, o değil, kastettiğim o değil. Yani ben biliyorum, hakimim, bilgisizim ve size kabul ettiririm değil. Yani otoriter dediğiniz zaman da şimdi hani Adolf Hitler'den örnek verdik. Adolf Hitler'in ses tonu da tabii ki önemli. Hani yine bu örneklerde veriliyor ustalar tarafından, oraya çıkıp da Hitler dediğiniz zaman o şekilde olmaz. Çok inandırıcı bir eski oyunlardan birinde bir tirat oynarken, tabii ki o beden dili çok önemli. Yani siz gözü yaşlar içerisinde Hamlet'te içeri gidip çok etkileyici bir ışıkla, muhteşem bir dekorla sesinizi çok kötü duyurursanız olmak ya da olmamak, ama hani o başka bir şeye dönüşebilir. Aslında burada anlatılmak istenen şey hakiki, gerçek bir şey. Nasıl ki o geldiği anda olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Bütün vurgularınız, bütün durgularınız, bütün oyun, bütün karakter geçmişi, bütün o bedenleri içeri nasıl girdi, nasıl oturuyor, nasıl bakıyor, ne yaşıyor, önceki sahnelerinde neler oldu, bir rolün nasıl çalışılması gerektiğini çok konuştuk. Buna benzer bütün detayları bu bilgiler doğrultusunda lütfen birleştirin. Bundan sonra her hafta bir tane ana ders gibi işlemeye çalışacağım ki buna benzer yeni bilgileri de ve bunları da tekrar ederek sizlerle pekiştirmeye, paylaşmaya çalışacağım. Mesela aklımızda ne kaldı bugünden diye sorsam Ahmet'e, en çok aklında kalan bilgi mi? Beden dilinde o hakimiyet, yüz yüze konuşurken yaptığımız hareketler falan. Çok önemli. Mesela iletişim kurma anlamında yüz yüze konuşma meselesi çok önemli. Gökay sen demiştin gözüme bakamıyorum ama bakmadığın zaman da çok kötü oluyor. Bir de insanlar yalan söylediği zaman bakamaz. Hocam o sol alt kısmı... Usandığı zaman bakamaz. Evet, şey... Aşık olduğu zaman bakamaz. Aşık olduğu zaman bakamaz. Yüzünüzü çevirmeden çok ciddi bir soru soruyorsanız karşı tarafa ve konu akış itibariyle öyle devam ediyorsa sol alta baktığı zaman çok yüksek ihtimalle yalan söylediğini ben ciddi bir şekilde öğrenmiştim. Sol alt. Evet, sol alta. Kafan çok dönmeden. Göz o şekilde. Katılıyorum. Hocam o yani ben acaba şimdi hani akışta bozmak istemedim de niye bakamadığımı mesela bilmiyorum. Niye bakamadığın değil, mutlaka bunun bir duygu geçişi vardır. Bence en azından bunu oturtmaya çalışın. Bu demek değil ki bir şeyi körü körüne yapın, aynısını yapın, şekilci olun değil. Kendiniz olun, samimi olun ama dinlemek şu an benim sana yaptığım gibi göz göze iletişim kurmaktır. Bakmaktır, ilgi göstermektir. Yani bu bedeni kullanmaktır. Bir karakter başka bir karakterle bir tiyatro oyununda konuşuyorsa o karaktere bakarak konuşursun. Çok özel bir mizansen yoksa ya da bir dizi sinema setinde de bazen bir reklam filminde bir tipleme oynarken ne bileyim bir bankada müşterisin, o müşteri bir sürü kişiye bakarak konuşmak durumunda. Bunu birazcık alışkanlık haline getirmek lazım. Çünkü alışkanlık haline gelmezse ilişkideki bir şeyin yanlış algılanmasına yol açabilir senin bu. Saygısızlık belirtisi de olabilir. Saygısızlık belirtisi olabilir. Yani ben sana çok önemli bir şey anlatırım, sonra sen hiç dinlemezsin. Evet, evet hocam dersin. Ve bir anda bende farklı bir duygu yaratabilir. Yani göz göze iletişim, gerçekten kafanın eğik olması, ellerin açık olması, hani jestler, mimikler, sözün ve sesin daha bir bütün olması, her şey çok daha kullanışlı ve iletişimi güçlü hale getiriyor. Hele ki bunu bir karakterde yapabilirsek, o zaman çok sahici bir karakter elde etmiş oluyoruz. Var mı başka sorusu olan? O zaman ben bugünlük dersi sözsüz egzersiz ödevi vererek tabii ki bitiriyorum. Çok keyifli, güzel bir dersti. Teşekkür ediyorum.